Arkadaşlar, hepinizi seviyorum canlarım. Ver sesi amrına koyayım bu sırada. Tak etti canıma yalnız her gece. İçiyoruz yine bu gece. Size selamlar dostlar. 22 Eylül 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Hatta 23 Eylül'de var. İki tane maçı da bu videoda anlatmış olalım. 5 tane mücadelem var. Zaten önündeki direkt ekrandaki raporla başlayalım isterseniz. Son çektiğimiz video 18 Eylül videosuydu. Bayağı bir maç bildik. İdeallerini geçtim zaten. Yüksek oranlardan bayağı bir maç yakaladık. Çok değerlendiren oldu zaten. Çok da video izlendi zaten. Instagram'a bir sürü mesaj geldi. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Ya geliyor yatıyor. Bu işler böyle zaten de. Pazar gününü çok iyi geçirdik. Hem YouTube kombinemiz geldi. Yüksek misli özellikle çok iyi işler yaptım. YouTube raporumuz bu şekilde. Çoğu maçımız zaten ekrandaki gibi yeşillendi diyerekten de devam edeyim isterseniz. Ondan önce bir maç skoru yarışması yapalım. Ve daha öncekini açıklayalım. Cumartesi günü Tottenham'ın skor yarışmasını yapmıştık. 6-2'lik bir skor çıktı. Garip bir skor çıkacağını bekliyordum. O yüzden almadım zaten ben de bu mücadeleyi. Bilen yok arkadaşlar 6-2'lik skoru. Fenerbahçe maçına da 5-0'lık skor çıktı. 2 kişi alacaktım. Fakat bilen bir kişi olduğu için Tolga Bağcılar mı? Bağdatçı mı? Öyle bir arkadaş olması lazım. Konuştuk zaten. Instagram'dan mesaj atarsa o kazanmıştı. O tek bilmiş zaten. Sizlere de maç skoru yarışması olarak Türkiye-Lüksemburg maçının maç skorunu sorduk. Güzel bir mücadele olacak. Türkiye'ye çok fazla bir oran açmamışlar. Ben skor beklentimi söyleyeyim dilerseniz sizlere. 2-0'lık 3-0'lık bir maç bekliyorum. Tercihim de zaten o yönde. Değerlendireceklere bol şanslar. Katılacaklara bol şanslar. Bilen bir arkadaşımızı alacağız. Bunu geçtim. Yüksek misli ne yaptık? Bakın. Yüksek misli de bu zamana kadar ya yaklaşık 2 sezondur var o grup neredeyse. 2 sezondur var sanırım. Hiçbir zaman günde 3 tane yüksek misli vermedim. Ama pazar günü dedim ki Türk takımlarının yanına gideceğim bakın. Fenerbahçe'nin atacağı 2 golü, Trabzon'un maçsunu birini, bir de yüksek misli Avrupa maçının en sağdakine baktığım zaman da Ankara gücünün çifte şansını aldım. Akmar maçıyla kombinledim. 1.62'de Avrupa oranı vardı. O Avrupa yüksek misliydi zaten. Trabzon ve Fenerbahçe maçını değerlendirenler oldukça fazla. Güvenim yüksekti ki altına yazı yazarak anlattım. Yüksek mislin amacı ben diyorum ki zaten arkadaşlara her gün böyle özellikle belirtmezsem 1000 TL kendim oynuyorum. Bazen belirtiyorum diyorum ki 1000 TL girenler 400 TL girsin. Ona göre yüksek misli girenler de onu bilirsin. Buradaki amacım zaten tek maça vurup almak, o sermaye ile devam etmek. Onu katlarız veya kaybederiz zaten. Ama en kötüsü olsa bile kaybetmeyiz, amorti ederiz. Kazanç olursa da kazancımız çok yüksek oluyor. Bunu geçtim, YouTube kombinesi ekrana gelsin. YouTube kombinesi idealdi zaten 1.97 gibi orandan. PSV maçının Feyenoord'un dediğim gibi bakın 2 kere 3 kere vurguladım. Deplasmanın atacağı 2 golün oranı bile 2.16. Kombineyi anlatırken bile söyledim. İdealdi. Geldi. Fenerbahçe zaten çok rahat kazandı. Tebrik edelim arkadaşlar. Bir de yüksek oran seviyesi vardı. Orada da 491 oranlı kombin yaptım. Direkt düz olarak 10 TL kendim oynadım burada. Brentford'un ilk yarı KG'si gelmedi. Feyenoord'un 2 golü bak anlatmıştım özellikle. Oran da düştü zaten. Geldi. Marsilya'nın 0'ı. Juventus kırmızı kart gördü. Kaybetti. Ankara gücünün galibiyeti. Fenerbahçe'nin ilk yarı derken 491 oranı yakalamışız. Bunu da geçtim. İsterseniz başlayalım. Sizlerden ricam milli ara olmasından dolayı artı 400 seviyesinde bir like bekliyorum. Bakın 500'e çıkarmıştım çıtayı. Milli ara olması nedeniyle düşürüyorum. Artı 400 diyorum. Atacağınız like'lardan dolayı şimdiden teşekkürler. Bol şanslar. İlk maçımızla başlayalım. Hırvatistan-Danimarka mücadelesi. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Dünya Kupası'na katılan takımlar için son provalar. UEFA Uluslar Ligi zaten affedersiniz de siktir boktan bir lig yani. Kimse gidip de burada çok fazla önemsenmeyen bir milli takım ligi olduğunu söyleyeyim sizlere. Asıl amaç burada zaten Dünya Kupası'na Uluslar Ligi ile hazırlık yapmak gibi bir olay. Bir nevi öyle düşünebilirsiniz. Fakat maçların da çoğu takımın da önem vermesini bekliyorum, belirteyim. Tercihlerim o yönde. Şimdi Hırvatistan maçıyla başlayalım. Hırvatistan takımına baktığım zaman da takımı şöyle bir baktım, ben sosyal medyada inceledim kimler gelmiş kimler gitmiş. Mesela Modric, Perisic, Brozovic, Kovacic, Lovren gibi isimler zaten bu beşli fotoğraf atmış. Modric'in Instagram postunda buldum sanırım. Koşu yapıyorlar. Hırvatistan tam kadro çıkacaktır. Aynı şekilde Danimarka'ya baktığım zaman da Højlund özellikle Midland'dan Atalanta'ya transfer oldu. Onlara baktıysanız görmüşsünüzdür Atalanta'nın maçında. O da bir form yakaladı Zapata'nın yokluğunda. Højbjerg, Darmstadt. Onun dışında Nelson Højbjerg değil bu, pardon.
Hoiberg mi yazmışım? Ne yazmışım buraya? Delaney gibi isimlerle birlikte Danimarka'da tam kadro çıkacaktır bu mücadeleye. Ben çok fazla gollü bir maç beklemiyorum. Danimarka'nın zaten şurada bir tane mağlubiyeti var ya, onu Hırvatistan tattırdı. 1-0'lık mücadeleydi. Ben mücadelenin arkadaşlar toplam gol aralığı 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Skor beklentim doğrudan 1-1'lik bir skor beklentim var. KG varın oranı 1.78 gibi zaten yüksek bir oranı var. Yüksek oranlarında dediğim gibi 1-1'lik bir skor beklentim olduğundan dolayı bir maç sonu 0'a da 2.85 gibi orandan değerlendirme altına alabilirsiniz. Bol şanslar. Fransa ile Avusturya mücadelesi. Fransa takımına baktığım zaman da tam kadro sahaya geldiler. Onlar da aynı şekilde. Hatta şöyle isimlerden birkaç tane sayayım sizlere. Benzema galiba bu mücadelede olmayacak. Griezmann var. Griezmann'ı var. Dembele özellikle. Dembele de takıma geldi. Barcelona'da inanılmaz bir şekilde oynadığını belirtelim şu zamanlarda. Onlar da aynı şekilde Fransa'da tam kadro. Avusturya ile birlikte oynayacaklar. Onlar da iyi bir kadroya sahip Avusturya takımı. Ama Fransa'nın burada diş geçirmesi çok normal olacaktır bence. Bu maçta Fransa'nın tek sorunu oynarken bir nevi böyle pas sıkıntısı, pas trafiği yaparken biraz uyum sıkıntısı yaşayan bir takım Fransa takımı. Ben burada Fransa'nın Avusturya'ya karşı en az 2 gol atıp kazanmasını bekliyorum. Maç sonu 1 ve 1.5 üstünün oranı 1.42. İsteyenler ev sahibi 1.5 üstte de gidebilir. 1.35 gibi oranı var. Ben onu almadım. 1.42'den aldım. Maç sonu 1 ve 1.5 üst olarak değerlendirdim. Skor beklentim Avusturya atar mı bilmiyorum. Ama Fransa'nın burada belki atacağı 3. golün riskine de ev sahibi 2.5 üst olaraktan da 2.28 gibi orandan da bir değerlendirme altına alabilirsiniz. Bol şanslar. Belçika-Galler mücadelesiyle devam edelim. Galler'e baktığım zaman da bu maçta atabilir mi? Atarsa yatar. Onlar da tam kadro çıkacak. Çünkü onlar da Dünya Kupası'na gitti. Onlar da dediğim gibi son provalar bu mücadeleler. Belçika'ya baktım arkadaşlar. Kimler gitmiş diyerekten de. Lukaku'nun bir sakatlığı var. Hazard bu mücadelede muhtemelen oynayacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında diğer isimlere baktığımız zaman da Belçika'da burada Kevin De Bruyne gibi isimler de olacaktır. Muhtemelen forvet hattında tek forvet Batshuayi oynayabilir. Fakat Jensen, bir ara Vincent Jensen'di galiba. Fenerbahçe'de oynayan bir forvet aldı bildiğiniz üzere. O da milli takıma alındı. Belçika milli takımına. Belki o da forvetle oynayabilir. Son form durumunu bilmiyorum. Kim oynar bilmiyorum. Fakat Belçika'nın burada atacağı 2 golün oranı yaklaşık sabah saatlerinde, ben şu an akşamüstü çekiyorum, 1.40 küsur oranı vardı. Fakat oranı inanılmaz düşürmüş. Hatta katıl grubuna da yazdım ben. Belçika'nın oranı inanılmaz düşürmüş. Türkiye'nin de aynı şekilde. 1.36 gibi oranı var. Belçika'nın atacağı 2 gol. Burada biraz daha yüksek orana gitmek gerekirse Belçika 3'ü bulur mu bilmiyorum. Fakat Galler de katkı verirse burada maç sonu 1 ve 2.5 üstünün oranı da 1.83 gibi bir oranı var. İsteyenler buna da bir değerlendirme yapabilirler. Diğer mücadelem Polonya-Hollanda mücadelesi. Bu mücadele tekli yüksek oranlı bir tercihim var. Hollanda'nın oyununu çok beğeniyorum. Özellikle hücum hattında bakın. Mesela Fransa takımında o oyun yok. Fakat Hollanda takımında o oyun biraz daha üst düzey olduğunu söyleyebilirim. Hollanda takımı burada isterse Polonya'ya karşı bayağı bir sallayabilir diye düşünüyorum. Polonya takımına baktığım zaman da Lewandowski ilk 11'de olacak. Bir de Milik var bildiğiniz üzere. Juventus'ta şu an parladı. Daha doğrusu parlamadı da zaten iyi bir oyuncuydu. Juventus'ta bir nevi burada da çok iyi işler çıkarmaya başladı Juventus takımında. O da kadroda. Lewandowski de kadroda. Hollanda takımına baktığımız zaman da Van Dijk, Depay, Berghuis, Malasia aynı şekilde kadroya girdi United takımından. De Ligt, ondan sonra Bergwijn, De Jong gibi isimler de aynı şekilde ideal 11'de olabilecek isimler olduğundan dolayı burada doğrudan Hollanda'nın atacağı 2 golün oranı çok yüksek. 1.80 bandında olması lazımdı. 1.79'a düşmüş. 1.80 küsürdü. 1.79'a düşmüş. Hollanda'nın atacağı 2 gol de burada değerlendirme altına alınabilir. Onun dışında son mücadele 22'si için Türkiye-Lüksemburg mücadelesi. Ben Türkiye'nin ne kadar kadromuz Lüksemburg'a göre çok kaliteli. Fakat son maçta 2-0 zar zor yendik. Lüksemburg da bize kafa tutmaya çalıştı. Bu mücadeleye baktığımız zaman da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak zaten. Ben de daha yeni öğrendim stadyumu bu arada. Türkiye takımı kazanır mı? Kazanır bence zaten. 1-11 gibi oran açmışlar. Nasıl kazanır? Biz bunu bulmak lazım. Hatta ben bunu ideal kombini almayı düşünüyordum. Bakın 1.44 oranı vardı. 1.33'e düştü bakın. 1.33'e kadar düştüm. Masumunu 1 ve 4.5 alt yapmayı düşünüyordum ben. İdeal bir oranı vardı. Sizlere de bu yönde önerecektim. Fakat oranı düşürmüşler inanılmaz şekilde. Hatta şöyle yapalım dedim. Ben skor beklentim ne diye sorarsanız 2-0'lık 3-0'lık bir Türkiye galibiyeti. 2-0 veya 3-0 beklediğinden dolayı 1.55'ten handikapını da belki değerlendirme altına alabilirsiniz diyerekten de önereyim sizlere. 23'üne geçelim. 2 tane mücadelem var 23 için. 23 için geldiyseniz tekrardan hoş geldiniz. Videoya bir like atıp kanala abone değilseniz abone olalım geçelim. Almanya-Macaristan mücadelesiyle başlayalım. Almanya'ya baktığımız zaman da Almanya inanılmaz ya, bu nevi burada Bayern Münih'le
Macaristan milli takımı maç yapacak diyebiliriz bir nevi. Şöyle bir durum var. Almanya takımı baskıya çok fazla alıyor fakat sonuca gitmekte zorlanıyor. Veya çok fazla pozisyon kaçırdığını söyleyebilirim Almanya milli takımının. Geçtiğimiz dönemlerde zaten son maçlarında bunu görmek çok mümkündü. Macaristan'a baktığımız zaman da onlar da burada hücumu diyorum. Defansı birinci bölge ve ikinci bölge bağlantısı yüksek olduğundan dolayı Almanya'ya karşı biraz daha kontrol oyunu oynayarak da sıkıntı çıkarmaya çalışacaktır. İlk yarı biraz kontrollü geçebilir. Fakat mücadelenin ikinci yarısını burada Almanya takımı kazanır diye düşünüyorum. Onu bulabilirsek. Şuradan bulalım artık. Dediğim gibi ikinci yarı sonucunu ben burada Almanya bekliyorum. Onun da oranını düşürmüşler aynı şekilde. Baktığım zaman da bakın 1.41 oranı vardı, 1.35'e kadar düşürmüşler. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da Macaristan'ın çok gol yiyeceğini düşünmüyorum. 3.5 altında birinin de oranı burada 1.85 gibi oranı var. Değerlendirecekler, bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Son mücadelemiz arkadaşlar İtalya-İngiltere mücadelesi. İtalya'nın son dönemde formu ciddi anlamda kötü. Mancini ile devam eden bir İtalya milli takımı var. İngiltere'de yavaştan bir toparlanır gibi oldu da İngiltere takımına iddia oynanmaz açıkçası. Ben mücadelenin çok fazla gollü geçmesini beklemiyorum. 2.5 alt tercihini sizlere 1.50 gibi orandan önereceğim. En fazla 2 gol olur diye düşünüyorum. Hatta skor beklentim ya 0-0 ya da 1-1'lik bir skor çıkar diye düşünüyorum. İngiltere'nin burada kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bir maç sonu 0 değerlendirmesi de 2.89'dan sistem kuponları atılır diye düşünüyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Toplamda 7 adet mücadelem bu yönde değerlendirdim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.